Peki, yani biz aslında bugün birazcık da şunlardan konuştuk. İşte Avustralya, Kanada ve İngiltere arasındaki farklılıklardan birazcık. İngiltere olduğu için gerçekten memnunuz dedik ama İngiltere'de ya bundan sonraki hedeflerimiz arasında yüksek lisans olduğu için söylüyorum. İngiltere yüksek lisans hedeflerimize nasıl ulaşmamızı sağlayacak desem? Ya İngiltere öncelikle hani buradaki üniversiteleri keşfedebilme, zaten o üniversitelerde eğer okuyabiliyorsan direkt bu yerinde araştırabiliyorsun onları. Onların yaptığı etkinlikleri falan eğer araştırıp katılabilirsen bir nevi onların hocalarıyla da buluşma şansı yakalıyorsun sonuçta. Ve o yönden sana büyük bir avantaj sağlıyor sonuçta okumak istediğin yerde. Eğer bunu yaşıyorsan şu anda okumadan önce o eğitimi daha rahat anlayıp hayatına adapte olabiliyorsun. Hani bir hazırlık aşaması gibi sadece tamam dil eğitiminden geçiyorsun ama bir nevi ülkenin yaşamından da geçiyorsun. Üniversiteye başlamadan, yüksek lisansını yapmadan önce senin için yani ben kendim baktığımda çok büyük bir avantaj. Çünkü direkt başlamadan hem dilini geliştiriyorsun, daha rahat iyi oluyor, daha iyi anlayabiliyorsun insanları. Bu tabii ki yüksek lisansta da avantajı olacak. Hocalarını anlayabilme, iletişim konusunda filan. Ve de ülkeyi, şehri anladığın zaman da yüksek lisansta hiçbir zaman zorluk çekeceğini düşünmüyorum o konuda. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.